Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. 24. sayfaya gelmiştik. Buradan etkinlikleri yaparak devam edeceğiz. Evet. Yüzlük, onluk ve birlik bloklar verilmiş. Bunlarla ilgili sorular var. Evet. 1, 2, 3 tane yüzlük bloğumuz var sevgili öğrencilerim. 3 tane yüzlük, 2 tane onluk, 1 tane de birlik var. Evet. 321 olduğunu yan yana yazdığımızda zaten görüyorsunuz basamak diğerine gelince bakın 3 neydi? 3 tane yüzlük olduğu için buraya 300 olarak 2 de bakın 2 tane onluk olduğu için evet basamak değeri 20'dir. Bir tane birliğin basamak değeri de 1'dir. Evet yine aynı şekilde bir tane yüzlük var. Yazıyoruz. 1 2 3 4 4 tane onluk var. 0 bakın burada birlik var. Evet basamak artları zaten verilmiş. Birler basamağı 0 olduğu için basamak değeri 0. 4 tane bakın onluk olduğu için basamak değeri 40'tır. 4'ün birinde bir tane yüzlük olduğu için basamak değeri 100'dür. Evet sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane birlik. Bakın burada hiç olmadığı için 0 tane onluk. 2 tane de yüzlük olduğu için 2 tane yüzlük 206. Yüzler basamağının basamak değeri 2 tane yüzlük 200'dür. Onlar basamağı 0. Birler basamağı da 6 tane 1 nedir? 6'dır basamak değeri. Evet, yani aşağıdaki sayılarda 5 rakamının bulunduğu basamağın adını yazınız. Basamak değerini bulunuz. 5 bakın burada nedir? Birler basamağıdır değil mi? Birler basamağıdır. Basamak değeri birler basamağıdır. 5 tane bir nedir? 5'tir. Burada onlar basamağında olduğu için basamağı onlar basamağıdır. 5 tane 10 ne yapar? 50 yapar. Burada yüzler basamağındadır. Yüzler basamağı. Evet yüzler 5 tane 100 ne yapar? 500 yapar. Yine bakın burada yüzler basamağında 5'imiz basamak değeri 5 tane 100 ne yapar? 500 yapar. Doğru yanlış etkinliğimiz var. Evet 389 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam 3'tür. Evet burası bakın 300 değil mi? Bakın burası 300, burası 80, burası 9. Yanlış değil mi? En küçük olan 9'dur. 460 sayısında 4 sayısının basamak değeri yüzler basamanda olduğu için 400 evet doğrudur. 170 sayısında 3 sayısının basamak değeri 3'tür. birler basamanda olduğu için evet doğrudur. 3'tür doğru yazalım. 560 sayısında 6 sayısının basamak değeri onlar basamanda olduğu için 6 değil ne olması lazımdı? 60 olması lazımdı. Yanlıştır. 377 sayısında onlar basamağındaki rakamın basamak değeri onlar basamağındaki rakam sıfır olduğu için basamak değeri de sıfırdır. Yanlış olmuş. 600 sayısının yüzler basamağı nedir? 6'dır. Basamak değeri bakın 6 tane 100 600 evet doğrudur. 736 sayısının onlar ve birler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı. Tekrar bak. Onlar ve birler. Onlar basamağında 3'ün basamak değeri 30'dur. 6'nın basamak değeri 6'dır. 30'la 6'yı topladığımızda basamak değerleri toplamı nedir? 36'dır sevgili öğrenciler. Evet 10'luk ve 100'e yuvarlama var sevgili öğrencilerim. Devam ediyorum buradan. Evet örnekler devam ediyor. Sıra sizde demiş. Evet burada 27'de etkinliğimiz var. Aşağıdaki tablo bir ilk okulun kantinde 5 gün boyunca satılan simit sayısı verilmişse verilen sayıları en yakın onluklarına yuvarlayın. Bakın en yakın onluğa yuvarlamak için nereye bakıyoruz? Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı 5 ve 5'ten küçükse kendi onluğunda yani 2'de bırakıyoruz eğlendirin. Şu aynı. Birler basamağını kendinden sonraki sıfırlıyoruz. Evet, birler basamağı 5 ve 5'ten büyük olduğu için 1 üst onluğa 0'dı 1'e getiriyoruz. Yani 110 yapıyoruz. Birler basamağı 5 ve 5'ten büyük olduğu için ne yapıyoruz? Sonraki onla 1'i 2'ye getiriyoruz. 120'ye yuvarlıyoruz. Evet bakın 5'ten küçük olduğu için kendi onluğumuzda 1'de bırakıyoruz. 110'a yuvarlıyoruz. 5 ve 5'ten büyük olduğu için sonraki onluk evet ne yapıyoruz? 2'ye getiriyoruz. Yani 1'i e, 2'ye 20'ye yani yuvarlıyoruz. 120 yapıyoruz. Evet burada etkinliğimiz yok. Sevgilerim devam ediyoruz. Evet. Burada bir etkinlik verilmiş. Aşağıda bazı şehirlerin Ankara'ya uzaklıkları verilmiş. Bu uzaklıkları en yakın yüzde. Bakın yüzde yuvarlamak için de onlar basamağına bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyükse sonraki 5'ten küçük olanlar da alttaki kendi olduğuna yuvarlıyoruz sevgili Şöyle baktığımızda Ankara, Edirne zaten buraya verilmiş. Yüzde basamağına yuvarlamak için de onlar basamağına bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyük olduğu için yüzlüğü sonraki yüzde. Yani 600'den sonraki 700'e yuvarlıyoruz. Evet onlar basamağına bakıyoruz. 5'ten küçük olduğu için kendi yüzünde bırakıyoruz. Yani 600'de bırakıyoruz. Evet 5 ve 5'ten büyük bakın ne yapıyoruz? Sonraki yüzük. 4'ten sonraki yüzlük. 5 olduğu için 500'e yuvarlıyoruz. Evet yine bakın 5 ve 5'ten küçük olduğu için 7'yi ne yapıyoruz? Sonraki yüzlük pardon. 5'ten küçük olduğu için kendi yüzünde bırakıyoruz. Yani 700'de ne yapıyoruz? Bırakıyoruz sevgili öğrenciler. Evet 30'a geldik. Bunu değerlendirme var. Aşağıda verilen eşyaların fiyatlarının en yakın onluğa yuvarlayın. Onluğa yuvarlamak için tekrar ediyorum. Birler basamağına bakıyoruz. Bakıyorum birler basamağı 5'ten küçük olduğu için kendi onluğunda bırakıyoruz. 10'a yuvarlıyoruz. Evet. Onluk dediği için bakın. Birler basamağına bakıyorum. 5'ten küçük olduğu için kendi onluğunda bırakıyorum. 2'de bırakıyorum. 120'ye yuvarlıyorum. Bakıyorum yine 5'ten küçük olduğu için kendi onluğunda bırakıyorum. 620 diye yazıyorum. Evet yine bakıyorum. Birler basamağı 5'ten küçük olduğu için kendi 10'luğumla bırakıyorum. Burada ne yapıyorum? 600'e bakın 0'da bırakıp yuvarlıyorum. 5'ten büyük olduğu için 10'luğu sonraki onu 1'i 2'ye yuvarlıyorum. Yani sevgili öğrenciler, 220 yapmış oluyorum bunda. 220'ye yuvarlıyorum. Evet 5 ve 5'ten büyük olduğu için sonraki 10'luğu yani kaça 8'e. 7'yi 8'e çekiyorum. 80'e yuvarlamış oluyorum sevgili öğrenciler. Aşağıdaki tabloda bir gazete bayisinin bir haftada satılan gazete sayı verilmiş. En yakın yüzde. Bakın yüzde yuvarlama için yine ne yapıyoruz? Onlar basamağına bakıyoruz. Bakıyorum. 5'ten küçük olduğu için kendi yüzlüğümüzde bırakıyoruz. 600 yüz yapıyoruz. Bakıyorum. 5'ten küçük kendi yüzlüğümüzde ne yapıyoruz? 500'de bırakıyoruz. Değiştirmiyoruz. Evet yine bakıyorum. 5'ten küçük kendi yüzlüğümüze bırakıyoruz. 600'de. 5'ten küçük yine kendi yüzlüğümüze kalıyoruz. 500. Beş 5'ten küçük yine kendi yüzlüğümüzde. 600'de ne yapıyoruz? Kalıyoruz sevgili öğrenciler. Evet burada da yine onlar basamağına bakıyoruz. 5'ten büyük olduğu için bunun 8'i sonraki yüzde yani 9'a yuvarlıyoruz. 900 olarak yuvarlıyoruz. Bakıyoruz yine onlar basamağı 5'ten küçük olduğu için kendi yüzlüğümüze bırakıyoruz. Bunu da 900'e yuvarlamış oluyoruz. Tekrar ediyorum sevgili öğrencilerim. Yüzlük yuvarlarken onlar basamağına bakıyoruz. 5 ve 5'ten büyükse yüzlüğü sonrakine 5'ten küçükse kendi yüzlüğümüze ne yapmış oluyoruz sevgili öğrencilerim? Bırakmış oluyoruz. En yakın onluklarıyla, onlukları yuvarlamak için ne yapacağız sevgilendim yine? Birler basamağına bakacağız. 720 bakın. Birler basamağına bakıyoruz. Ne yapıyor? 5'ten küçük olduğu için kendi yani 20'de bırakıyoruz. Bunu 720'ye yuvarlıyoruz. Şöyle eşliyoruz. Bakıyorum birler basamağı 5'ten küçük. Kendi onunla bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? 730 yapıyoruz sevgilendim eşliyoruz. Evet birler basamağına bakıyorum. 5'ten küçük olduğu için yine ne yapıyoruz? Kendi onluğunda bırakıyoruz onlar basamağına. 770 ile eşliyoruz. 5'ten büyük olduğu için 5'i bir sonraki onlara yani 6'ya yuvarlayacağız. Ne olacak? 760 olmuş olacak. Evet bakın yine birler basamağı 5 ve 5'ten büyük olduğu için onlar basamağını bir sonrakine yani 5'e yükselteceğiz. Bu da ne olacak? 750 olmuş olacak sevgili öğrenciler. Aşağıdaki verilen sayılardan hangilerin en yakın olduğu yüzlük 400. Yani yüzlük yuvarlama yapacağız. Onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağına bakıyorum sevgili yani öğrenciler. 5'ten küçük olduğu için kendi yüzlüğünde bırakıyoruz. Yani bunu ne yapıyoruz? 400'e yuvarlıyoruz. Bunu işaretleyebiliriz. Evet. Onlar basamağına bakıyoruz. 5 Beş ve 5'ten büyükleri sonraki yüzlüğe yuvarlıyoruz. Yani ne yapıyoruz? 500'e yuvarlıyoruz. Bunu işaretlemiyoruz. Bakıyorum yine onlar basamağını 5'ten küçük kendi yüzlüğünde bırakıyoruz. Yani bunu 300'e yuvarlıyoruz. Evet, onlar basamağı 5 beş ve 5'ten büyük bakın. Sonraki yüzlük 3'ü ne yapacağız? Sonraki yüzlük olan 400 yuvarlayacağız. Bunu işaretliyoruz. Yine bakıyorum onlar basamağı 5 beş ve 5'ten büyük olduğu için sonraki yüzlük bunu da 400'e yuvarlayacağız. İşaretliyoruz. Evet buraya bakıyorum. 5'ten küçük olduğu için kendi yüzlüğünde bırakacağız. Bu da ya zaten 400 olduğu için kendi yüzlüğünde kalıyor. 400'e e, yuvarlanmış olur sevgili öğrenciler. Efe aşağıdaki tabloyu aile bireylerin boy uzunluklarını yazdı. Verilen uzunlukları en yakın onluğa bak. en yakın onluğa yuvarlamak için yine ne yapacağız? Birler basamağına bakacağız sevgili yani Yuvarlayalım. Birler basamağına bakıyorum. 5 ve 5'ten büyük. O zaman sonraki yani 4'e yuvarlayacağım. 140 olacak. Birler basamağına bakıyorum. 5 ve 5'ten büyük. Yine sonraki onluk 7'ye yuvarlayacağım. Yani 170 olacak. Birler basamağı 5'ten küçük olduğu için kendi onluğunda kalacak. 180'de kalıyor. Bakın birler basamağı 5 ve 5'ten büyük. Bunu sonraki onluk yani 2'ye yuvarlayacağız. 120 olacak. Evet. 5'ten küçük olduğu için kendi onluğunda kalıyor. 160'a yuvarlayacağız. 5'ten büyük olduğu için bunun sonraki onluk olan 8'e yuvarlayacağım. Bu da ne olacak? 180 olmuş olacak sevgili öğrenciler. Evet. Karşılaştırmaya geçmeyelim. Burada bırakalım sevgili öğrencilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda buluşalım. İstediğiniz sayfaları yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.